Evet arkadaşlar, bugün size Mortal Kombat X oyunu çıkacağım. Aslında bu oyunu uzun süredir oynuyorum. İlerlediğimi söyleyebilirim. Fakat daha önce hiç bunu çıkan takımı görmemiştim. Bu videoda size daha çok oyunu ilk başladığımızda daha çabuk nasıl ilerlediğimi veya hangi karakterlerin özellikleri daha iyi. Bu oyuna kattıkları ekstra özellikler oyunu güzelleştirdiğini düşünüyorum. Şöyle başlayalım size. Leaderboard'dan başlayalım. Leaderboard menüsü de değişmiş. Leaderboard menüsünde eskiden kendi yerinizi bulabilmek için en alta kadar inmeniz gerekiyordu. Fakat şimdi öyle bir şey yok. Hangi sıralamada olduğunuzu ve kaç puanınız olduğu ve ödüllerin ne olduğunu yazıyor. Bu bence güzel bir özellik. Birinci de var. Neyse. Oyuna gelen özelliklerden bahsedebilirim. Oyuna bir kırmızı taş benzeri bir özellik gelmiş. Şu alt kısımda gördüğünüz taştan. Bu taş oyunu oynayarak kazanılabiliyor. Sadece Faction Wars bölümünden kazanılabiliyor. Bu bölümden kazandığımız taşlarla Faction Wars Store bölümünden yeni karakterler alabiliyoruz. Ve ayrıca ekipmanlar. Ekipmanlara birazcık göz atalım. %10 şu an yapıyoruz. %10 bloklama yaparken spesyal atak vuruşu yapmak için %10 şans veriyor. Spesyal atağını da %100 gücüyle vurmak için. %5 damage boss, only PvP. PvP dediği benim anladığım kadarıyla iki şey olabilir diye düşünüyorum. Tam açıkçası anlayamadım o bölümü. Bir Faction Wars bölümünde oynadığın maçlar PvP olabilir veya etkinliklerden yani challenge'lardan aldığın karakterler PvP karakter olabilir. Öyle diye tahmin ediyorum. Burada altta silik bir şekilde yazan bölümde %75 opponent critical %75 şansla kritik vurma ihtimalini azaltma var. %75 ihtimalle. Yalnızca bu Unlocks at Fusion Lever X dediği 10 tane bu karttan birleştirince bu özellik açılabiliyor. Diğer bütün kartlarda da aynı sistem geçerli. Yeni gelen karakterlere ben baktım. Karakterler gerçekten çok güçlü. Şu kısmı tam çözemedim ama anladığım kadarıyla bu karakterler daha çok Faction Wars bölümünde kullanılmaya uygun. Şöyle söyleyeyim, en alt kısımda gösterilen %25 şans for lethal blow artı %250 damage dediği, Faction Wars'ta %25 şansla lethal blow dediği bir kanama türüyle artı %250 damage veriyor. Bu da bence çok büyük bir rakam. Yalnız fiyatı çok yüksek, bayağı bir biriktirmeniz gerekecektir. Sizinle şu kılıca benzer işareti biriktirdikçe size bir üst kademeye yükseltiyor. Ben şu anda oyuna telefonum garantide olduğu için oyuna yeni başladım. Bu kısımda o yüzden en alttayım. İlerleyen videolarda daha üstlere çıkarsam göstereceğim size bunu. Karakterlere gelelim. Kulak şunu.
karakterli, yani en sevdiğim karakterlerden kısaca bahsedeyim. Kitano benim en güçlü karakterim şu andaki 50. seviye. Bütün özellikleri full, kendi ekipmanı var. Bunun dışında neyden bahsedebiliriz? Dark Raid'in kesinlikle çok beğendiğim bir karakter. Özellikle üst kısımda yazdığı gibi Damage over time effects such as Blade, Fire and Poison will help Dark Raid'in power drain effects give power instead of drain it. Yani diyor ki kanama, ateş ve zehir saldırıları Dark Raid'in canını arttıracak. Power drain efekti, yani power bar'ın azaltılan efekt güçler daha çok onun şeyini azaltmak yerini arttıracak diye söyleniyor power bar'ını. Sonra benim gümüşte size en çok tavsiye ettiğim karakter kesinlikle Scorpion'dur. Çünkü Scorpion şöyle söyleyeyim, atak sıralaması yaptığımda gördüğünüz gibi yani gümüş olmasına rağmen birçok altını geride bırakıyor. Yani arkasında kalan, örnek vereyim size, Ninjutsu Scorpion son seviye, normal gümüş Scorpion da son seviye, gerçi Ninjutsu full değil ama Scorpion'un fullü Ninjutsu'dan daha iyi durumda şu anda. Birçok altın karakterimiz var, evet, ama alt atak zayıftan başlayalım. Evet, oyuna başlarken arkadaşlar ilk başta Battle Mode oynuyorsunuz. Battle Mode'da size tavsiye ettiğim şey para biriktirip store bölümünden ya bir tane 30, yani ilk başta size zaten bir paket açtıracak, gümüş bir karakter verdirecek. Paranızı biriktirip bir tane bir paketten açmanızı tavsiye ediyorum. Yanlışlıkla açtım. Neyse, sorun değil. Bu upgrade kartları ise sizin yeteneklerinizi para vererek değil de bu kart sayesinde direkt olarak yükseltmenizi sağlıyor. Sadece gümüş karakterlerin ikinci spesyal attığında geçerli. Aksesuar bölümü bende full olduğu için maksimum değer olduğu için satıyorum. Elmak. İyi, bende yoktu. Bir tane. Evet, ondan sonra size zaten ilk başta kuru kafanız, yani şu Souls bölüm dediğim denilen kısım, 242 yazan kısım sizde biraz uzun sürede toplanacaktır 150'ye. Yalnız her gün girip daily bonusları kazanırsanız, yani daily bonus dediğim şey de şunlar. Daily objectives, pardon. Bu kısımdaki şeyleri kazanırsanız, ödülleri kazanırsanız size çok fazla kuru kafa kazandıracağını inanıyorum. Arkadaşlar ayrıca Alien Specs dediği şeyler şu gümüş parayla, yani beyaz 150 yazan parayla alabildiğiniz şeyler. Bunlar da oyunu arkada tutuyor kazandırdığınız şeyler veya Battle Mode'da oynarken yanınıza hani orta kısımda çıkan bir karakter oluyor. Siz bunu girerken seçiyorsunuz eğer internetiniz varsa. Onu kullanarak yapabileceğiniz bir şey. Evet, ne diyorduk? Store bölümü dedik. Bu kuru kafalarla bu paketten açmanızı tavsiye ediyorum ilk başta. Ama size şu kadarını söyleyebilirim. Altın paketlerden açtığınız karakterler her türlü ucuza gelecektir. Çünkü 150 kuru kafaya hiçbir karakteri alamıyorsunuz. Kaldı ki bu yanında 2 other kart veriyor. Yani 2 yükseltme kartı gibi rastgele kartlar veriyor. Birkaç tane altın karakter yaptıktan sonra tavsiyem ekipman paketi açmanız. Çünkü bir ekipman bir karakterin kesinlikle özelliklerini ikiye katlayabiliyor. Örnek vermek gerekirse, bir saniye size göstereyim. Mesela şu nasıl? Şu Soul Elixir
%30 recovery boost dediği şey %30 daha hızlı power bar'ın dolması, %15 reduce power cost on every space, %15 daha az power bar harcayarak bir spesyal atak yapıyorsunuz. Güzel bir şey. Yalnız 10 tane biriktirmeniz gerekiyor bunun için. Mesela Hammer diye bir kart var bir bölümünden. %11 atak boss ve oyuna başlarken bir bar power bar veriyor size. Bu gerçekten iyi bir rakam. Eğer yapabilirseniz ki gerçekten zor böyle bir silahı. O 10 tane füze yaparsanız %30 kritik şans boost diyor. Yani bu %30 kritik ve atak boost ve başlarken bir bar power bar'ın olması gerçekten çok büyük bir özellik olur. Eğer bunu yapabilirseniz gerçekten işinize yarayacaktır. Benim birçok ekipman kartım var. Hatta bazı kullanmadıklarım bile varmış. Genel olarak her karakterim için yeterli kart yok. Ben o yüzden bazılarını değiştiriyorum ama genel olarak örnek verebileceğim mesela size tavsiyem her zaman mesela 27 toughness boost yazıyor. Altına da Raiden, yani Raiden'a özel sadece Raiden'a takarsanız %11 X-ray damage boost veriyor. Bu da güzel bir rakam gerçekten. Eğer kullanırsanız her karakterin kartını kendinde kullanırsanız çok sizi ileriye taşıyacaktır. Ayrıca neden bahsedebiliriz? Evet, store'da şeyden bahsediyorduk. Bir süre sonra ilerledikten sonra Challenge Pack denilen bir paket var. Burada yan tarafta görünen Unstoppable Jason, Dark Empress, Kitana, Milena, Ronin Kenji, Cold War Sonya gerçekten hepsi harika karakterler. Sadece Reverend Kung Lao'yu denemedim. Ama diğer hepsini denedim. Hepsi gerçekten çok güzel karakterler. Bu karakterlere sahip olma şansınız var. Siz düşüneceksiniz şimdi 150'ye bu paketim, şu paketi mi açsam yoksa 280'e onu mu? Eğer bir süre sonra ilerledikten sonra, yani yeterince altın karakteriniz olduktan sonra kesinlikle 280'e öneririm. Çünkü karakterler gerçekten çok güçlü hale geliyorlar. Tam kapasiteye ulaştıkları zaman. Ayrıca bahsedebileceğim Netherdom pack var. Bu paketi ben henüz açmadım. Para biriktiriyorum şimdi onun için ama kısmet olmadı. Tekrar açalım. Jason Warren's Battlemot. Battlemot'ta bahsedebileceğim size random pack. Ben aslında pek Battlemot oynamıyorum. O yüzden biraz geride kalmış olabilirim. Genellikle Challenge ve Battlemot Mars oynuyorum. Aslında bir şey de kalmamış ama karakterlerimin gücü yeterli değildir herhalde artık. İlerleyen bölümlerde. Arkadaşlar bugün içerisinde size Jason'ın boss kesimini de atacağım YouTube kanalıma. Oradan bakıp izleyebilirsiniz. Burada size bahsedebileceğim karakter çeşitlerinden bahsedebilirim. Şöyle yapayım. Şurada gördüğünüz dördüncü kısımda Your team must be made up of only ugly characters. Yani sadece dünya dışı karakterlerden oluşturuyor. Dünya dışı, size onların da ne anlama geldiğini göstereyim. Şöyle söyleyeyim. Sharian güzel bir karakter. Bronze için en güzel karakter. Benim en sevdiğim karakter bronze'da. Kendini de fullledim zaten. Şu alt kısımda, yani Sharian 7 yazan kısımda, pardon tıkladım. Sharian 7 sol alt köşede, 7 yazan kısmın altında Outworld yazıyor. Outworld ve bir işareti var, böyle dönen bir kılıç gibi bir şey. O kılıç işaretinin olduğu bütün karakterler dünya dışı karakter. Onun dışında gösterebileceğim Special Ops denilen bir karakter tipi var. Bu da aim, yani böyle nişangaha benzer bir işareti var.
genellikle askeri karakterlere veriliyor. Special Ops silah kullanan karakterlere veriliyor. Sonra şu var. Martial Artist. Tam olarak Martial'ın tam anlamını bilmiyorum. Fakat böyle bir denge gibi veya adalet gibi bir anlamı olabilir. Çünkü sembolü ona benziyor. Gördüğünüz gibi. Başka sembol olarak. Netherdom karakterler var. Bu karakterler genellikle güçlü oluyorlar ve genellikle mutasyon canlılar gibi oluyorlar. Alt kısımda gördüğünüz gibi. Yalnız bu karakteri kesinlikle önermiyorum bronz için. Bronz için önerdiğim ilk karakter Shauron, ikincisi Trooper'dır. Gümüş için söyledim az önce. Scorpion'u kesinlikle tavsiye ediyorum. Gümüş Scorpion'u. Sonra Kenshi geliyor kesinlikle arkasından. Başka karakter çeşitlerinden bahsediyorduk. Special Ops. Mesela şöyle söyleyeyim. Inferno Scorpion'da Martial Artist and Netherdom. Yani bu karakteri iki Scorpion iki tür karaktere sahip bir oyuncu. İki türün de olduğu oyunlara girebilirsiniz. Bu karakterler genellikle çok güçlü oluyorlar. İki tip özelliğe sahip olanlar karakterler. İlerleyelim başka. Bone Sharper var. Gerçekten harika bir karakter. Bone Sharper'ın da ikinci skillini tavsiye ediyorum size. Gerçi biraz ileri seviyeleri kullanacak ama. Elder God. Yani Elder Şimşek değil de Thunder God'du. Elder God da üstünde şimşek işareti olan tam gözükmüyor. Metterdam'ın yarısından gözüküyor. Karakter tipi. Benim bildiğim kadarıyla en nadir karakterler onlar. Benim sadece şeyde gördüm. Bone Sharper'da ve Raiden'da gördüğüm bir karakter. Elektrikle ilgili bir özellik. Başka gösterebileceğimiz. Mesela Gümüş Kenji. Altı karakterin birleştirilmesi yani füze edilmesiyle yapılmış. Şurada altı Kenji yazısının yanında altı yazısını görebilirsiniz. Martial Artist and Special Ops. Şeyden sonra en güzel karakterlerden biri Kenji. Fakat galiba hatırladığım kadarıyla Kenji'nin iki tipi vardı. Hayır, bir tipi varmış. Altında iki tipi vardı. Bu Kenji'yi de kesinlikle yükseltmenizi tavsiye ederim. Sizin yararınızda olacaktır. Kısaca başlangıç seviyesi için hangi karakterlerin seçilebileceğine bir göz atalım. Dediğim gibi Shauron kesinlikle tavsiye ettiğim bir karakter. Monk kesinlikle etmediğim bir karakter. Sergeant fena değil yani ama ille de olsun dediğim bir karakter değil. Sub-Zero Scorpion kadar güçlü değil gümüş karakteri, öyle söyleyebilirim. Kano güzel bir karakter fakat çok ağır hareket etmesi yani seri vurmamasıyla kötü bir hal alıyor. Sonya, Jesse, Kotalkan. Kotalkanların genel özelliği çok fazla toughness yani dayanıklılığının olması. Bu seviyede yüksek ve can özelliği koyarsanız, kartlarla desteklerseniz uzun süre oyunda kalma özellikleri var. Jax Brings de buna dahil. Gördüğünüz gibi Gümüş'ün en iyi karakteri Kenshi gözüküyor. Kenshi gerçekten güzel bir karakter. Scorpion da harika bir karakter. Bu ikisini eğer yükseltirseniz harika sonuçlar elde edeceğinize inanıyorum. Sonra altın olarak Kano var. Mesela siz sürekli altın biriktirip kuru kafayı biriktiremediyseniz Kano'yu almanızı tavsiye ederim. Çünkü altın karakterler Gümüşlere göre daha hızlı, her level atladığında daha fazla gelişiyorlar. Örnek vermek gerekirse gümüş karakterler her levelde 100 atak ve 100 defans alırken altın karakterler 150-200'e kadar her levelde şey alabiliyorlar. Yükseltme alabiliyorlar. Altın Ninjutsu Scorpion fena değil.